Ülkemizde Kumarhaneler Kralı olarak nam salan Ömer Lütfi Topal'ın yurt içinde yaklaşık 20, yurt dışında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya, Romanya Azerbaycan ve Türkmenistan gibi sınırımıza yakın ülkelerde ise toplam 6 kumarhanesi bulunuyordu. 1957 yılında metropol şehir İstanbul'a gelen ünlü mafya babası Topal, 1965 senesine kadar Beyazıt ilçesinde orta düzeyde bakır işleriyle uğraşmıştır. 1972 yılının sonlarına kadar iplikçilik alanında ticaret yapan Topal, bunun akabinde 1977 senesine kadar ise madem işçiliği yapmıştır 1977 yılında Yunanistan'da 5 kilogram eroinle kız kıvrak yakalandıktan hemen sonra Zeki Akbaş ve Cahit Kral Türk'ün isimlerini polise vermesi sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin özel mahkemelerinde tam olarak 5 yıl kalması için cezaevine gönderilme kararı alındı. 1978 yılında Belçika ülkesinde Mesut İnce ile beraber yine 6 kilogram uyuşturucuyla yakalandı. 3 sene Belçika'da, 3 sene de Amerika'da mahkum hayatı yaşamıştır. 1984 senesinin başlarında serbest bırakılan ünlü mafya Ömer Lütfi Topal, 1990 senesinde Caddebostan'da bulunan, Cadde Caddebostan Büyük Kulüp olarak bilinen eğlence kulübünün işletme müdürlüğü görevini üstlendi kumarhanelerini, bizzat kendisine ait olan seyahat firması Regal Turizm, konaklama şirketi olan Emperyal Otelcilik ve Turizm ve Leji Investment firmaları tarafından çalıştırmıştır. En önemli adamı yani sağ kolu olan Bülent Fırat hakkındaki cinayet davasından dolayı baş şüpheli olarak cinayeti azmettirmekten yargılanmıştır. Bu soruşturmanın sonrasında gözden kaybolmaya çalışan Topal, İstanbul'dan kaçarak Antalya'da saklandı. Yine 1996 senesinde iş ortağı olan Hikmet Baba Taş isminin öldürülmesi sonrasında şüpheli vasfı ile istihbarat ve emniyet yetkilileri tarafından yurt içinde aranmıştır. Ömer Lütfi Topal, 1996 yılının 28 Temmuz günü gece sularında Yeniköy'deki evine doğru yola çıktığı sırada, 34 BTG96 plakalı hususi aracında Kalaşnikov tipi büyük silahlarla çapraz ateşe maruz kalarak hayatını kaybetmiştir. Söz konusu silahlarda hiçbir parmak izi bulunamadığından dolayı cinayetin profesyonel kişilerce işlendiğinin büyük bir ihtimal olduğu kanısına varılmıştır. Ünlü baron Topalı öldüren kişilerin kullandığı sahte plakalı hususi araç Kısa süre sonra Sarıyer ilçesindeki Taşocağı bölgesinde bulunmuştur. İçindeki Uzi marka hafif makinalı silaha ait 9 mm şarjör, ağır silah Kalashnikov şarjörü, 52 tabanca mermisi, havlu, sırt çantası ve ameliyat eldiveni ele geçirildikten sonra incelenen aracın Ankara şehrinden getirilen çalıntı bir araç olduğu belirlenmiştir. Müzik